Merhabalar. Bugün sizlerle pastane poğaçası yapacağız. Bunun için yaş mayan vardı. Bunu bir paket. Ufaladım. Yoğuracağım kaba. Bir paket margarinim var. Yumuşak margarin. Oda ısısında olsun. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bunu ilave ediyorum. Bir su bardağı yoğurdum var. Eğer yoğurt kullanmak istemiyorsanız süt de kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamın sarısını bir tanesini ayırdım üzeri için. Bunu ilave ettim. 3 yemek kaşığı toz şekerim var. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi bunları bir karıştıracağım. Sonra da unumu azar azar ilave edeceğim. Evet, elimle biraz küçülttüm yağı. Şimdi unu ilave ediyorum. Azar azar ilave edeceğim. Videonun sonunda ne kadar kullandığımı bildireceğim. Evet, hamurumu yoğurdum. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Artık mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat, 45 dakika, 1 saat sonra yapacağım. Evet, hamurum yeterince mayalandı. Artık yapacağım. Zaten yağlı bir hamur olduğu için çok fazla mayalanmaz. Beyaz peynir aldım yanıma. Biraz da içerisinde kaşar rendeledim. İsterseniz zeytinli, patatesli her şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde bezeler yapacağım. Evet, daha iyi görebilmeniz için bu tahtanın üzerinde yapacağım. Şöyle bezeler yaptım. Cevizden biraz büyük. Ortasına peynirimi koyuyorum. Ve şu şekilde kapatıyorum. Ters koyacağım. Şöyle. Poğaçada bu şekil çok güzel oluyor. O yüzden bu şekli vermek istiyorum poğaçalarıma. Böyle. Evet, bu şekilde bir tepsi yaptım. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bir tane ayırmıştık. Yumurta sarımın üzerine bir tatlı kaşığı şeker ilave ettim. Bu kızardığı zaman daha güzel kızarması için isterseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Şu şekilde şimdi sürüyorum hepsini. Fırınımı açtım. 200 derecede ısıtacağım. Sıcak fırına vereceğiz. Evet, sürdüm hepsini. Şimdi çatalla şöyle poğaçalarımın üzerine izler bırakacağım. Piştiği zaman güzel bir görüntü oluyor. Şöyle. Evet, şimdi poğaçalarımı sıcak fırına veriyorum. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet, poğaçalarımı fırından aldım. Son hali bu şekilde. Bir tepsi daha var pişireceğim. 27 tane çıktı toplamda. Bu büyüklükte çok sıcak. Dokunamıyorum. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.